Merhaba yeğlerim, kanalınıza hoş geldiniz. Paris'in prensi Kim Taeyeon bugün içimizi rahatlatan o adımı attı ve ülkesine döndü. O Paris'teyken o kadar gergindim ki yamyam Koreli fanları bile sineye çektim. Paris'teki olaylardan sonra iptal edilen etkinliğe rağmen Taeyeon orada kalmaya devam etti. Kendisi paylaşım yapmasa da çeşitli marka yetkilileri tarafından paylaşımlar yapıldı. Bir prens gibi davranılmış yine ona orada. Gayet iyi görünüyordu. Amerikalı oyuncu Bailey Madison, Espresso Martini'leri değerlendirmek için açtığı Instagram hesabının ilk gönderisi olarak Taeyong'un Paris'ten bir fotoğrafını paylaşmıştı. Anlamadığım, hem içkiyi hem de kahveyi sevmeyen, devamlı yüzünü buruşturan benim şu yavruma, kokteyli nasıl içirdiniz? Helal olsun. Bu seferki Paris seyahati her ne kadar ülke açısından bizi telaşlandırsa da Taeyong için çok eğlenceli görünüyor. Uçaktan iner inmez de Weverse bize geldi. Taeyong'un canlı yayınları bir var bir yok. O an izleyebildiyseniz ne mutlu size. Arabada açtığı yayında yine yüzünün yarısını gösterip durdu genellikle. Tatamik suratı yapıp birkaç soruya cevap verdi. Acıktığı için ramen yemeye gidecekmiş önce. Uçakta bayağı uyumuş. En iyi orada uyuyabiliyormuş ablasının kuzusu. Ben de yolculuklarda ilk dakikadan kaybederim bilinci. Bizim oğlan 1.2 milyon izleyici ve 16.1 milyon kalp ile dolan yayını sadece 6 dakika 45 saniye sonra haber vermeden pat diye kapattı yüzümüze. Daha sonra da birkaç kişiye cevap verdi Weverse'den. Paris'te Disneyland'a gitmiş. Neden sadece 6 dakikalık yayın yaptığını soran fana da yedimiz birlikte 7 saatlik yayın yapabiliriz ama tek başıma olduğunda bu garip oluyor diye cevap vermiş. Ama sen böyle yaparsan ben nasıl kızarım sana? Taeyeon hep tek başına yaptığı yayınları kısa kesiyor. Çoğu zaman konuşmuyor, sadece yorumları okuyor ya da şarkı dinliyor. Üyeler bu tekliği asla kabul etmiyorlar işte. Ama ne yazık ki yakında birini daha gönderiyoruz askere. Namcım bugün beklenmedik olanı beklemeliyim yazısıyla birkaç fotoğraf paylaştı. En son kim saçını böyle az az kesiyordu? Evet, hobimiz. Şimdi de Namcım kısaltmış saçlarını. Bu şarkı kesinlikle bunun bir parçası. İsminden dolayı bilerek paylaştı diye düşünüyorum. Kalbim acıyor. Bizi hazırlamaya çalışıyor ama işe yaramaz ki. Yakında onun da haberi gelecektir. Yılın ikinci yarısı başarılar ile mutluluk, askerlik haberleriyle ağlamalık bir yarı olacak. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum yekilerim. Sizi morluyorum.